Kendisi moda güzellik yazarı. Biz sevgili Yağmur karyoncuyla çok eski tanışırız. Hatta pandemide yaptığımız bir canlı yayınımız var evde ah. otururken. Hoş geldin Yağmur. Hoş bulduk burada olmak çok keyifli, çok renkli bir program. Sen Gerçekten... benim rengimle gelmişsin. Fıstık yeşili. Fıstık, <laughs> Fıstık yeşili 2024'ün de rengi hmm. özellikle yeşil yine bu yılda da çok remajlı olacak böyle tüyolar vereceğim ama ha. fıstık yeşiliyle biraz daha böyle yeni yıl ruhuyla geldim sana hediye paketi kıvamında. Ben de 40 yılda bir giyerim diyeceğim bir bordo öyleyim ama saçları hafta Yakışmış. sonu şöyle bir şey itiraf edeyim. Sadece panten altın kelebek için saç rengimi açtım. Elbiseyle ne olsun. Ol. Sen çok hala saçlarını kendin boyuyor musun? Ya, aynen hala kendim. kadın saçlarını kendi boyuyor. Yani hiç de arada tutuyor. <laughs> Rengini ayarlıyorum yok. biliyor musun? Ee, şeyini yaptım. E, ee, kül seviyesini. bir aynada bakıyorum. Tamam ya oldu bu sarı plan. Full böyle yaptım. Yani ve elbiseyle uyumlu olsun. Böyle fotoğraflar iyi çıksın diye. İnsanlar evlenmeden önce böyle gelirler. Yaparlar saçım. Fotoğraflar da iyi çıksın. Ben, ben öyle yaptım. Çünkü çok kıymetli bir gündü. Ben seni pandemide de izledim. Hı, hı. Zaman zaman yayında yaptık. Hatta hep derdik ya bir yayın yapalım seninle. Haftada bir yayın yapalım seninle. Ne güzel ki konuk oldum sana. Enerjimizi çağırmışız Saçınlıken baksana. Saçımın fiyatı kendisi sarar, kendisi yapar bakımı, kedisi, minnoşların, kedilerin. Evin içinde böyle değişik bir enerji var. Buraya da o gelmiş ama. Ne mutlu bana. Hatta bana kelebeğim der. Şu an kelebek olarak gelmiş. Ama o. dedim de sana özel hazırlandım diye. İzin olursa sevgili Birgül Gönalcan'a çok teşekkür ederim. Genelde benim böyle enerjimi yansıtan kıyafetlerle beni her girdiğim ortamı hazırlayan çok özel bir ben kadın. Ben selam buradan gönderiyorum. Selam olsun zaman. kendisine. Fıstık yeşiliyle kalbimi kazandı. Fıstık fıstık geldi. Az önce böyle renk tahminleri demişken evet. astrolojiyle de senin aran iyi değil mi? Ay hangi kadının iyi olmaz? Ben mesela değilim. Gerçekten. Hiç bakmam. Astroloji dediğim şey ben Böyle burçları bilirim, karakterleri bilirim ne ama e, yengeç akrebim oh. ama hiç böyle şey değilim. Yani e, işte bir Merkür şurada, bilmem ne burada şunlar görülüyor falan Hiç bu değilim. çok abartan kadınlar da var. Örnek veriyorum doğumunu vesaire o güne canım, sıkıştıran geliyor, organizasyonu şey. düğünü evet. o kadar abartmam ama ben de ikizler burcuyum. Yükselenim hmm. yay. Bir de ay burcum başak. Ay senin o pıtır kelebek yaydan oluyor. geliyor. Yaydan mı ikiz etrafımda böyle bir sürü kadın der ki ya sen onlarca kadının toplamısın. Gerçekten Güzel. öyleyim. Biz niye çok iyi anlaşıyoruz biliyor musun? Benim en iyi anlaştığım, en yakın arkadaşlarım kızlardır. İkizler. İkizler. Eşim yaya yay'dır. Yani yayla yaşamayı ve o enerjiyi de çok yakından tanıyorum <laughs> Sen de ikisi de var. Nasıl? <laughs> ya müthiş bir enerji oluyor ikizler ve yayda. İkisi de özgürlükçü bir burç ama çok eğlenceli, çok keyifli, çok böyle anlık düşünebilen. Hmm. E, tabii bundan feyz alarak da astrolojiyi takip ediyorum. İkizlerde değişkenlik, her şeye uyum sağlama var. Yayda da böyle kalk gidelim hadi ya takılma ver var. Çok güzel bir şey. Bence çok pozitif, hayat izleyelim. dolu bir e, kombinasyon. <laughs> Yalan dünya size Hatta kalsın. Hatta bugün bizim astrolog Zeynep Dori Janlat'ın e, bu Bursa depremini bildiği o Bursa civarı olacağı e, ve böyle son dönemde bu böyle bir sürü olaylar var ya hı hı. hani e, aslında görünenle altında yatan şeylerin ortaya çıktığı gündemde böyle e, bu maskelerin düştüğü bir şeylerin konuşulduğu Skandal. filan evet skandallar bunların yaşanacağı bir böyle denizlerin kabarması işte İzmir'de oldu en son e, kuvvetli yağışların olacağı bilmem ne hepsini bilmiş e, bugün o konuşuluyor. Ya ne bileyim mesela benim bundan haberim yoktu. Ya bir yayında hatırlıyorum bilmek, deprem planı gibi. Demeyelim de şöyle bir şey, yıldızların e, matematiksel enerjisi, frekansları sonuçta ya, gökyüzüyle alakalı olan ve matematiksel olan bir süreçten bahsediyoruz. Yani böyle Aa, ilham geldi ben bunu bildim gibi bir şeyden değil bence. Belirli tüyolar var, yıldızların işaretleri hmm. var. Zaman zaman çok eski çağlarda da bundan yararlanmış insanlar Onların enerjisi onların bilimlerine göre e, tarih tekrür ederden geliyor herhalde. O aynı açılara düştüğü zaman da olan şeyleri biri. Ben, ben mantığını yani. anladım ama e, takip edemiyorum öyle çünkü sürekli bir retro var, bir şey var. Ondan giriyorsun, bundan çıkıyorsun. Bu ay en çok takip ettiğim. Ama bu e, Aslı Lop, Zeynep Durju, Canlatı e, çok konuşuyorlar bu ara. İlginç bir şekilde deprem öyle zannettiğiniz gibi değil. Ben yakın zamanda İstanbul'da büyük deprem değil, Bursa civarı demiş. Bu ilginç bir şey olmuş. Vermiş. Peki inşallah e, büyük şeyler olmasıydı. Diye Biz pozitif düşünelim, pozitif olalım deyip konumuza yani da geleceğim. 2020'de girerken hep bakarız ya acaba yani yeni bir yıla Tabii girerken özellikle. Tabii şimdi mutlaka olacak. Yeni da, yılda bizi neler, neler bekliyor? bekliyor, bir yılda neler yapılacak işte Mayıs'a kadar şöyle, yıl sonuna kadar böyle yapın. Ben bir bakarım yani telefondan da takip ederim. Sosyal medyada takip ettiğim bir iki tane isim var. Zeynep Hanım da onlardan biriydi bu arada. Hmm. Tesadüf görmüyorum. İki üç tanesini gerçekten iyi takip ederim. Bazen bir haftalık enerji olur bana. Sevgili Hande'ciğim, sevgili Aygül'cüğüm onları da çok severim. Hmm, bir tabii. bakarım. Tabii ki hayatım ona göre hmm. yaşamam ama. Ama işte bir kulak... i̇yi, iyi şeyler duymak insana iyi geliyor. ona iyi şeyler, de şeyler demek. söylüyorlar. Allah'tan böyle çok kötü şeyler söylenmiyor. Yani bakıyorum ben genel olarak.